süs niyetiyle nazar boncuğu takmak günah mıdır diye bir soru sorulmuş. Şimdi değerli kardeşlerim, nazar boncuğu takmak esasında caiz değildir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam اِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكُمْ buyuruyor. Ebu Davud'da vardır bu. İşte nazar boncuğu şirktir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin şirktir? Cahiliye adeti olarak insanlar boğazlarına işte nazardan, bir takım şerlerden, sihirlerden koruyacağına inandıkları takılar takıyorlardı. Bununla beraber de o takıların kendilerini koruduğuna inanıyorlardı. Halbuki bu Allah Teala'dan başka, yani rububiyet sıfatında Allah Teala'ya bir şirk koşma anlamına gelir. Çünkü her şeyin tasarrufu Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Cenab-ı Hak o nazar boncuğuna öyle bir tasarruf hakkı vermemiştir. Dolayısıyla ona insanın böyle bir tasarruf hakkı tanıması, böyle bir şeye o boncuk adına, o takı adına inanması şirk anlamına gelir. Allah muhafaza etsin. Onun için bu boncuk nazar boncuğu olarak bilindiği için, genel itibariyle insanların zihinlerinde nazardan koruduğuna itikat edilip inanıldığı için, nazar boncuğunu zaten bu niyetle takacak olursa bir insan, Allah muhafaza etsin, küfre bile girer. Yani bu beni nazardan koruyor. Bu küfür olur. Çünkü buna dair şer'i bir nas yoktur, hiçbir şey yoktur. Aksine nas vardır. Aksine delil vardır. Fakat süs niyetiyle beraber takarsak bu caiz değil kapsamına girer. Çünkü niye caiz değildir? Sonuç itibariyle nazar boncuğu sembolik bir takıdır artık. Yani direkt görüldüğü zaman da nazar boncuğunu sembolize ettiği için, gösterdiği için, onun simgesi olduğu için bu hoş bir şeyin simgesi değildir. Hoş bir şeyi anımsatmamaktadır. Dolayısıyla bundan dolayı nazar boncuğunu süs niyetiyle beraber de takmak caiz değildir. Takmamak gerekir.